Hepinize merhaba çiçek dostları. Bugün sizlerle ejder meyvesi hakkında bilinmesi gereken her şeyi konuşacağız. Evet arkadaşlar, ben internetten şöyle bir ejder meyvesi fidesi aldım. Bu normalde çok pahalı ama indirime girmişti. Ben de alayım dedim. Bu şekilde köklerinden şu kısımlardan toprağa ekeceğiz. Yani bu köklü olduğu için böyle yapacağız. Şu altındaki şeylerde, beyaz şeylerde perlit denilen bir vitamin çeşidi. İlk önce toprağımızı koyuyoruz saksımıza. Sonrasında bu onların gönderdikleri perlitten karıştırıyoruz. Pitaya yani ejder meyvesi, diğer bir adıyla dragon fruit, Meksika ve Kolombiya'da yetişmektedir. Yani ana vatanı orasıdır. Ama Türkiye'de ilk olarak Mersin'de yetişmiştir. Ejder meyvesinin görüntüsünü koyarım buraya bir yere. Böyle köklerine sığabilmesi için ilk önce yer açıyoruz. Ve tam şu hizanın toprağın altında olmasını ve daha fazlasının toprağın üstünde olmaması için özen gösteriyoruz. Şöyle şu şekilde. Bu böyle tek başına köklenmeden önce ayakta durabilen bir bitki değil. O yüzden şöyle bir çubuk ekiyoruz yanına. Yani dikiyoruz. Şöyle şu tarafa koyalım. Bir lastik varsa büyüyene kadar, yani kökleri tam oturana kadar şöyle koymanızı tavsiye ederim. Bu karışımımızdan koyuyoruz çok az miktarda. Bu karışımımızın tarifini yukarıdan bulabilirsiniz. Ben internetten bu şekilde aldım. Ama kötü paketlenme koşullarından falan dolayı, bir de kargocuların durumunu biliyorsunuz. O yüzden zarar gördü. Şurada da şu kısmı vardı. Ben bu yerinden kopardım. Bunu da ayrı bir şey olarak diktim. Kök olarak. Bu böyle 2 hafta civarında köklenip daha da büyüyebilir ve şuralarından fışkınlar verebilir. Tamamen büyüyene kadar, yani 1-2 metre olana kadar çıkan fışkınları koparmanızı tavsiye ederim. Yani şu yanlardan çıkanları böyle koparmanızı tavsiye ederim ki köklensin. Yani gücünü yukarı doğru değil de aşağı doğru vermesi için tüm çıkan fışkınları alıp başka bir saksıya dikebilirsiniz. Böylelikle çok bitkiniz olur. Benim elimde şu şekilde 4 tane ejder meyvesi tohumu da var. En altta.
Eğer tohumdan pitaya çıkarmayı bekliyorsanız bitkiniz 4 yıl boyunca meyve vermez. Yani 4 yılın sonunda meyve verir. Eğer böyle çelikleme yöntemiyle alıyorsanız aldığınız dal genç ise, yani daha böyle yeni büyümüş bir pitaya aitse 3 yıl sonunda meyve vermektedir. Fakat aldığınız dal olgun bir, anaç bir pitaya aitse 2 yıl içinde, yani 2. yılında meyve verecektir. İlk 2-3 yaşlarında pitayalar 6-7 meyve verir. Yani tadımlık meyve verir. Sonrasında 4-5 yaşlarında nirvanaya erişirler ve verimliliği çok çok artar. Tohumları ekmeden önce de böyle benim yaptığım gibi suda bekletmenizi tavsiye ederim. Kabuklarının yumuşaması ve daha çabuk çimlenmesi için. Biliyorsunuz ejder meyvesi, ya da bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Ejder meyvesi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Özellikle kansere ve tansiyon yüksekliğine iyi gelmektedir. C vitamin deposudur, magnezyum ve potasyum içermektedir. Şöyle kırmızı ve beyaz içeriği olan şekilleri bulunur, yani türleri bulunur. Kaktüsten üremektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki video ne olması istiyorsanız aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşça kalın.